Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kiran ile TTIT Geometri Kampı'nın 21. hafta videolarına başlıyoruz. Bu haftayı toplamda 4 video ile geçireceğiz ve ilk haftamızda ilk dersimizde kitabımızda ne anlatacağız size? Tabii ki nokta analitiğinin ilk dersinde bir analitik düzlem tanımını vereceğiz ve bölgelerden bahsedeceğiz. Ve kitabımızda da sayfa numarası 196, 197 ve 198'e işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Başlangıç noktasında birbirine dik olan yatay ve dikey iki sayı doğrusunu oluşturduğu sisteme dik koordinat sistemi bu sayı doğrularını belirttiği düzleme de analitik düzlem adını veriyoruz. Evet burada iki sayı doğrusunu sıfır noktasına dik olarak kestirdiğim zaman şu yatay doğruya biz x ekseni ya da apsiler ekseni dikey doğruya da biz y ekseni ya da ordinatlar ekseni diyoruz. Bu yatayda sağ taraf artı sol taraf eksi Dikeyde de üst taraf artı sol taraf alt tarafta eksi olarak adlandırılıyor. Eskiden sayılarımız 3 5 şeklinde gösteriliyordu. Yani o tek boyutluydu. Şimdi ne diyoruz arkadaşlar? 2 boyutlu da çalışacağız. Buna da biz R kare diyeceğiz. Sonrasında bundan sonraki konuda da 3 boyutluya geçeceğiz. Yani katı cisimlere geçeceğiz. Orada da R küpte işler yapacağız ama işimiz şu anda R karede. Sayılarımız burada ikişerli olacak arkadaşlar. İkişerli. 3,5 gibi bir şey olacak. Mesela nasıl göstereceğiz? Mesela şuradaki sayıyı şöyle göstereyim buradaki sayı şöyle bir nokta böyle bir noktanın değerleri nedir diye bakarken ilk önce x eksendeki sayısal değeri yalnız dik olduğu yere y eksendeki sayısal değeri burada da dik olduğu yere bakacaksınız. x eksendeki sayısal değer 1'i gösteriyor y eksendeki sayısal değer de 2'yi gösteriyor İşte noktamız 1'e 2 şeklinde olacak. Mesela burada baktım şöyle hocam 1'e 1 pardon eksi 1'e 1 noktası bak mesela burası. Sonra burayı gösterdik mesela. Şöyle gösterelim mesela. Buradaki noktada hocam Şöyle eksi 1'e 3 mü? Hayır. İlk önce x eksenindeki sayısal değer. Yani eksi 3'e sonra y eksenindeki sayısal değer eksi 1. Bir de şurayı gösterelim şöyle. Hocam şöyle 2'ye kaç noktası burası? Eksi 4 noktası olarak gösteriliyor. İşte ikişerli olacak. Yani re karede çalışacağız. Peki hocam ben x ekseni üzerindeki sayıyı nasıl gösteririm? Mesela x, buradaki 4 noktasını nasıl gösteririm? Yani bu sadece 4 diye mi gösteriliyor? Hayır. Analitik düzlemde göstereceksek bak şimdi x eksenindeki sayısal değer zaten 4 üzerinde 4'e y eksenindeki sayısal değer de, y yedik çizdiğinde a 0 gösteriyor 4'e 0 noktası yapar peki şuradaki nokta y ekseni üzerindeki nokta Apsi yazıyoruz ilk önce x eksenindeki sayısal değer nereye gösteriyor 0'a. 0'a y ekseninde de eksi 3'ü gösteriyor zaten eksi 3 oldu yani artık buradan da şu sonucu çıkartabiliriz x ekseni üzerindeki bir noktanın ordinatı 0 oluyor y ekseni üzerindeki bir noktanın da apsi 0 oluyor bu x ekseni ya apsiler ekseni ya buna x değeri diyoruz. Bakın şuradaki nokta x virgül y şeklinde ikililer şeklinde yazılıyor. Buna x ekseni buna da y ekseni diyoruz ya da buna apsisler ekseni buna da yani bunu apsi diyoruz ya da buna ordinata adını veriyoruz. Bir de bu sayı doğruların kestiği yer var arkadaşlar. Bu sayı doğruları da sıfır noktasında kesiyor. Sıfır noktasına da biz ne diyoruz? Orjin adını veriyoruz. Evet burada x ekseninden apsisler ekseninden bahsettim. Y ekseninden ordinatlar ekseninden bahsettim. Bir de orijinden bahsettim. Bazen orijin diye görürsünüz, bazen de orijin diye görürsünüz arkadaşlar. Şuradaki iyi olmaz. Hepsinden bahsettik. Şimdi gelelim şuraya. Bir dikkat demişiz. Evet, burada ne dedik? Burası ikiller şeklinde gösteriliyor dedik ya. A virgül B şeklinde gösteriliyor. A apsisimiz oluyor, B de ordinatımız oluyor. Yalnız buradaki şurası dik olacak, burası da dik olacak. Zaten eksenler dik kesiyor ve burada ne çıkıyor? Bak bir dik dörtgen çıkıyor. Şimdi a virgül b noktasının x80 e olan uzaklığından bahsedilirse arkadaş a virgül b'nin x80 e olan uzaklığı yani şuradaki uzaktan bahsediliyor. Peki şöyle baktığın zaman şu sıfırın a'nın sıfır olan uzaklığı burası nedir arkadaşlar a'dır değil mi? B'nin sıfır olan uzaklığı burası nedir arkadaşlar b'dir. Şimdi ben şuna bakayım a virgül b noktasının x80 e olan uzaklığına bakalım. X80 e olan uzaklığı bu uzunluktur dikdörtgenden dolayı b ise burası b' midir? Evet hocam x80 e olan uzaklığı b'dir ama ne biliyorsun? Peki cevap böyle şurası eksi 5 olsaydı cevap eksi 5 mi diyecektik? Uzaklıkta eksi 5 oluyor mu? Hayır. Uzaklıkta mutlak değer olacak. Özellikle analitik geometride, analitik düzlemde eksenler olan uzaklıklarını alınca mutlak değerini alacaksın. Çünkü bu eksi 3 eksi 5 olmuş olsaydı o zaman bu bölgede olacaktı. Bölgede çizip de dikdörtgenden yine oluşabilir, ulaşabilirsiniz ama ee, direkt B değeri olacak. X ekseni olan uzaklığı B değeri. Ordinatının mutlak değeri olacak. Bu dediğimi de unutma. Peki y ekseni olan ne olacak. Burası olacak. A birim olacak ama nasıl A olacak? Mutlak değer A şeklinde olacak. Evet. işin içine analitik düzlemde uzaklık girmişse eğer uzaklık negatif olamayacağından neyini alıyoruz? Mutlak değerini alıyoruz. Bunu unutma. Şimdi bir de burada sağa söyletilmeden bahsedeyim. Normalde dönüşümlerde de bahsedilebilir bu ama şimdiden bahsedelim. Çünkü burada karşılaşabileceğimiz soru tiplemeleri oluyor. Ki bu kolay. Çünkü dikkat et. A virgül B noktası K birim sağa ötelenirse Arkadaş bu noktayı ben K birim sağa ötelersem. Bak 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 şimdi dikkat et. Ben bunu aldım şuraya getirdim. Sadece sağa öteledim. Y'sinde herhangi bir değişim oluyor mu olmuyor. Buradan K birim sağa, sağa ötelersem ne yapıyor burası? A artı K'ya B mi yapıyor? Evet. Gördüğünüz üzere kendin de analitik düzlem çizerek de zaten buna ulaşabilirsin. E K birim sağa ötelenir derse A artı K'ya B oluyor. K birim sola ötelersem o zaman A'dan ne çıkartacağım? K çıkartacağım. Sağa sola ötelemelerde apsise bir şey ekleriz ya da bir şey çıkartırız. Yukarı aşağı ötelemede de ne oluyor arkadaşlar? Mesela yukarı ötelediğin zaman da şöyle geldi. Onu da k birim yukarı ötelersem o zaman hocam sadece bak apsisi değişmiyor. A virgül ordinatta k 1 yukarı çıkıyor. B artı k oluyor. Evet yukarı ötelediğimde ne oluyor? O zaman yukarı ötelediğimde de şurada a virgül ordinatı k ekleniyor. Ya da aşağı ötelersem k 1 aşağı ötelersem Ordinatından ne çıkartacağız? K çıkartacağız. Peki burada bir yorum yapalım mı? Sonra mı yapalım? Ya da yorum yapabiliriz. Bunun tam tersi de sorulabilir. Bir nokta var burada. A virgül B var. Bize tam tersi de sorulabilir. Eksen yukarı aşağı şeklinde ötelenebilir. Mesela sen x eksenini yukarı ötelersen. x eksenini yukarı ötelersen. A nokta eksene daha da yaklaştı. Nokta aşağı inmiş gibi olmadı mı? Evet. O zaman sen x eksenini yukarı ötelersen. Nokta aşağı inmiş gibi oluyor. O zaman noktanın ordinatından ne kadar ötelenmişse yukarı onu çıkartacaksın. Ya da x ekseni aşağı ötelenmiş olsaydı eksenden uzaklaşıyor. O zaman ne yapacaksın? Ordinatına bir değer ekleyeceksin. Peki sağa sola ötelemesi. Şuradaki y eksenini sağa sola ötelersem. Y eksenini sola ötelersem. eksenden bak sağa gitmiş gibi oluyor nokta. Ee, y eksenini sola ötelersem nokta sola gelmiş gibi oluyor. Yani şuradaki nokta ötelemesini bildiğin zaman. Eksenlerin ötelenmesinde de yorum yaparsın. Sadece orada ters mantık var. O mantığı da ezbere değil kendin oluşturacaksın. Tamam mı dostum? Hadi bakalım. Şimdi gelelim örnek 1 ile başlayalım. Birim kareli zemine çizilmiş olan yukarıdaki koordinat sisteminde hangi noktanın koordinatları yanlıştır? Evet şöyle baktığımız zaman. A noktası. Hocam kaç birim solda? 1, 2, 3. Yani burası eksi 3'e kaç birim yukarıda? 2. A noktası eksi 3'e 2 noktası. Doğru mu? Doğru. B noktasına bakalım hocam 2 birim sağda 1 bir birim yukarıda 2'ye 1 noktası doğru. C noktası hocam 2 birim solda şurası eksi 2 noktası zaten e, ordinatta 0 yapıyor eksi 2'ye 0 doğru. D noktasına bakalım D noktası da hocam şurası eksi 1 e, burası da eksi 2 2 birim aşağıda olduğu için eksi 1'e eksi 2 bu da doğru. E noktasına bakalım E noktası da hocam burası 1 bir birim burası da eksi 3 birim şöyle apsi 1 burası da eksi 3 olacak. E bu E noktası da doğru. Neresi yanlış? D'ye bir daha bakalım. Eksi 1'e eksi 2 olması lazım. Ha D yanlışmış. Baksanıza. Eksi 1'e 2 yazmış. D noktasının ne olması lazım? Eksi 1'e eksi 2 noktası olması lazım. Yani yanlış olan D oldu arkadaşlar. Örnek 1'de. Geldik örnek ki A ve B noktaları olmak üzere A noktasının Y ekseni olan uzaklığı ile B noktasının X ekseni olan uzaklığı. Hemen analitik düzen çizerek de yorum yapabilirsin. Ya da bir noktanın Y ekseni olan uzaklığı deyince mutlak değer X tersini alıyorduk. Şurada anlatmıştık. A virgül B'nin x eksen olan uzaklığı mutlak değer. Şu ordinatın mutlak değeriydi. O şekilde yapıyorduk. Burada da arkadaşlar A noktasının y eksen olan uzaklığı. Y ekseni olan uzaklığı nedir? Bunun mutlak değeri yani eksi 5 ile B noktasının x eksenine x eksenine olan uzaklığı da mutlak değer y'di. Yani eksi 7 deyip bunların da toplamı isteniyor. Yani 5 artı 7'den cevap kaç çıkar? 12 çıkar diyebiliriz. Ya da analitik düzlem çizersin kardeşim şöyle. Analitik düzlem çizdin. Eksi 5'e 4'e baktın. Eksi 5'e 4 burada hocam. Eksi 5 ve 4 burası. Bunun y eksenine olan uzaklığı. Y eksenine olan uzaklığı burasıdır. Şuradaki uzunluk 5 birim olduğundan 5 yapar. Artı. Sonra öbür noktaya bakarsın. Öbür noktada b noktası 3'e eksi 7. 3'e eksi 7. Şöyle arkadaşım şöyle 3'e eksi 7. Buradaki noktanın da nereye? X eksenine olan uzaklığı. X eksenine olan uzaklığı burasıdır. O da buradaki uzunluğa eşittir. Yani 7 birime eşittir. O zaman 5 artı 7'den cevap 12 olacak diyebilirsin. İster analitik düzlem çiz ama belli kardeşim x ekseni olan uzaklığı mutlak değer y'si. Y ekseni olan uzaklığı da mutlak değer x'i diyebilirsin. Geldik örnek 3'e. Örnek 3'te de bu noktanın eksenler olan uzaklığı toplamı 12 demiş. Hmm. Yani şunun x, şunun x ekseni olan uzaklığı mutlak değer eksi 5. Mutlak değer eksi 5 ile bunun y ekseni olan uzaklığı mutlak değer 2a eksi 3. Neye eşitmiş? 12'ye eşitmiş. O zaman bu eksi 5 nasıl çıktı? 5 diye çıktı. Attık öbür tarafa. Mutlak değer 2A eksi 3 kaç eşit oldu? 7'ye eşit oldu. Mutlak değerce bir ifade 7'ye eşitse o zaman 2A eksi 3 ya 7'dir ya da 2A eksi 3 eksi 7'dir. Buradan 2A 10 çıkar A'yı da 5 buluruz. Ya da buradan 2A eksi 4 çıkar A'yı da eksi 2 buluruz. A'nın alacağı değerler çarpımı soruluyor. 5 ile bu eksi 2 bulmuştuk. 5 ile eksi 2'nin çarpımı isteniyor bizden. Ve cevap kaç olacaktır o zaman? Eksi 10 olacaktır. Yani örnek 3'ü eksi 10 bulduk. Geldik örnek 4'e. Evet burada ne demiş? A noktasının eksenleri olan uzakları eşit olduğuna göre. Eksenleri olan uzakları eşitse. Hocam şu ve şu birbirine eşit demek. Yani şu ve şu birbirine eşit demek. Şurası M artı 3 noktası olduğu için uzunluk olarak nedir? M artı 3 müdür? Çünkü sayı pozitif. Bunun mutlak değeri M artı 3'ün mutlak değeri ne yapacaktır arkadaşlar? M artı 3 yapacaktır. Peki şu uzunluğa bakacağım. Arkadaş buradaki sayı negatif bir sayı değil mi? Evet. Sakın buraya n artı 1 uzunluğu deme. Burası ne uzunluğudur? Mutlak değer n artı 1'dir. E arkadaş mutlak değer n artı 1 de neye eşittir? n artı 1 bak negatif olduğu için bu sıfırın altında olduğu için arkadaşlar onun altında olduğu için ya da y eksenin alt tarafında olduğu için bu negatiftir. Negatif bir sayı mutlak değeri yani uzaklık olarak nedir? Mutlak değercedir. Yani bu eksi n eksi 1'dir. Hocam burası eksi oldu. Hayır. Sen bunu eksiyle çarptın. Burası pozitif bir değer. Yani burası uzunluk olarak eksi n eksi 1'dir. Yani n negatif bir sayı ya. Eksi 5 mesela. Eksi 5 ile eksinin çarpımı artı 5 yapıyor. Eksi 1'den artı 4 çıkıyor. Tamam çıkacağı değer gibi düşün. Yani buradaki uzunluk eksi n eksi 1. Burası da m artı 3. Bunlar birbirine eşit ya. O zaman m artı 3 eşittir. Eksi n eksi 1'den. Attın öbür tarafa m artı n neye eşit oldu? Eksi 4'e eşit oldu arkadaşlar. Tamam. m artı n eksi 4. m artı n direkt var burada. Hocam burası eksi 4. E, mutlak değer eksi 4 neye eşit oldu? 4'e eşit oldu. Eksi m artı 4. Bu M artı 3 pozitif bir sayıysa arkadaşım. O zaman M artı 3 pozitif bir sayıysa M artı 4 bir fazlası yine pozitiftir. E pozitif olduğu için aynen dışarı çıkacak. M artı 4 diye dışarı çıkacak. Önünde de eksi var. Eksi M eksi 4 diye çıktı burası. N eksi 2. Hocam N artı 1 zaten negatif. N eksi 2 de kesinlikle negatif olmaz mı? Evet negatif olur. O zaman bu da eksi ile çarpmış çıkacak dışarı. Eksi N artı 2 diye dışarı çıkar. O zaman burası ne oldu? Şunlar birbirini götürdü. 2 eksi m eksi n yani eksi parantezinde m artı n yaptı. Arkadaş m artı n zaten eksi 4'tü. O zaman eksi ile eksinin çarpma artı yaptı. 2 artı 4 yaptı. Cevap da kaç yaptı? 6 yaptı. Biraz daha matematikte mutlak değeri de bak gördüğün üzere kullanabiliyoruz burada. Anlaştık. Evet. Mutlak değeri kullanmasan da hocam burası negatif bir sayı ya. Yani burası eksi 5 ise eksi ile çarpılmışı olur burası diyebilirsin. E burası n artı 1 negatifse burası eksi n yani eksi 1 deyip de buradaki uzunluğu o şekilde de bulabilirdin. Ama ben sana mutlak değerce göstermek istedim bunu. Evet örnek 4. 6 çıktı geldik örnek 5'e. O hareketli bir soru. Aşağıdaki birim karelere bölünmüş analitik düzlemde eksenler çizilmemiştir. Verilen şekilde a eksi 2'ye 5. Şimdi arkadaşlar analitik düzlemde bu şekilde ÖSYM de sorduğu için ben de bu şekilde aldım. Şimdi a noktası eksi 2'ye 5 ya. Ya biz analitik düzlemde x eksenin yatağı y eksenin dikey olduğunu biliyoruz ya. Ya x ekseni böyle y ekseni böyle olamaz mı gibi düşünmeyin. ÖSYM'de bu şekilde sorduğu için yatay ve dikey olarak düşünün tamam mı? Yani bu birim karelerin yatayları x eksenine paralel olacak. Dikeyleri de y eksenine paralel olacak. E o zaman ben burada eksi 2'ye 5 noktasından orijini bulabilirim. Ya bu eksi 2'ye 5 ne demek? Yani orijinden 2 birim solda demek demek değil midir? Yani çünkü sen eksi 2'ye 5 şöyle bir şey arkadaşım. Bak eksi 2'ye 5'e bakıyorum. Hocam eksi 2 böyle. Eksi 2'yi burada göstererek burası da 5. Yani sen orijinden 2 birim soldasın. Eksi 2'ye kaç? Artı 5'i verecek. Pardon. Eksi 2. Eksi 2 eksi 5'miş. Doğru. Pardon. Eksi 2'ye eksi 5 noktası. Burada hocam şöyle ve şöyle. Orijinden 2 birim solda 5 birim aşağıda değil mi? Evet. O zaman sen orijine gitmek için 2 birim sağa 5 birim yukarı çıkman lazım. Hocam 2 birim sağa 5 birim yukarı. 1, 2, 3, 4, 5. Yani bizim orijinimiz neresi yaptı arkadaşlar? E noktası yaptı. E orijin E noktasıysa ben artık orijini eksenleri şöyle çizebilirim arkadaşlar. Tamam orijini bulduk. Orijin hangi noktadadır diye soruluyor. Orijin hangi noktada oldu arkadaşım? E noktasında oldu. Sonra orijini bulduktan sonra diğer sorular da rahat bir şekilde çıkar. K noktasının eksenleri olan uzakları soruluyor. K noktasının eksene. K noktası direkt sayı olarak belli zaten. 1, 2, 3, 4 birim solda. Eksi 4'e. 1 bir birimde yukarıda 1 bir yaptı. Eksenler olan uzaklıkları mutlak değer x4 ve mutlak değer 1'dir. Yani kaç yapıyor arkadaşlar? Ya da şuradaki uzaklık kaç yapıyor? 1 birim. Buradaki uzaklık kaç yapıyor? 4 birim yapıyor. Şey, analitik düzlemde de belli zaten. Yani 4 artı 1'den kaç yapıyor cevap? 5 yapıyor. Yani B şıkkını 5 bulduk. C şıkkına gelelim. C noktası 2 birim sola 4 birim yukarı ötelenirse. Bak 2 birim sola 4 birim yukarı ötelenirse. Hadi nokta burada belli. 1, 2 sola. 1, 2, 3, 4 birim yukarı ötelenirse buradaki noktayı elde ederim. Yani burası da nedir? Hocam burası 2 noktası ya. E, buradaki noktanın apsi 0 veriyor. Ordinatta 2. 0'a 2 noktası elde ediliyor. E o zaman bu koordinatları çarpımı nedir diye soruluyor. Arkadaş 0 ile 2'nin çarpımı kaç yapıyor? 0 yapıyor. Ya da sen C noktasını bulursun. C noktası kaça kaç hocam? C noktasına baktığın zaman 2 birim sağda 2 birim aşağıda. 2'ye eksi 2 noktası. Direkt Böyle dönüşümü de uygulayabilirsin. Dönüşüm ne diyor? 2 birim sola. Sola uyguladığında apsisten 2 çıkartacaksın. Yani 0'a 4 birim yukarı. Ordinatına 4 ekleyeceksin. 0'a 2 yapıyor o zaman burası. Çarpımları da kaç yapıyor? 0 yapıyor diyebiliriz. Ama analitik düzlemde de 2 sola 4 yukarı çıkarttığımızda o noktada zaten kendini belli ediyor. 0'a 2 olduğu belli. Dönüş bir şekilde de yapabilirsin. Evet 0 yaptı burası. Geldik diye çıkkına. Y ekseni 4 birim sola. Bak bak bak. Y ekseni 4 birim sola. Y eksenini 4 birim sola taşırsam bunu 4 birim sola 1, 2, 3, 4 birim sola taşırsam yani şu K noktasından geçecek. Y eksenimiz böyle olacak değil mi? Sonra e, X ekseninde 3 birim yukarı ötelersem X ekseninde burada ya. Hocam 1, 2, 3 birim yukarı ötelersem o zaman eksenlerimiz böyle böyle yaptı. Yani orjinimiz burası oldu. E, bize ne diyor? F noktasının koordinatları toplam isteniyor. F'ye bakarsın. Hocam 1, 2, 3, 4 5, 6 birim 6'ya F noktası 6'ya şuraya yazayım istersen 6'ya kaç yapıyor? Hocam kaç birim aşağıda? 1, 2, 3 birim aşağıda. Eksi 3 noktası yaptı. E, koordinatları toplam isteniyor. 6 artı eksi 3'ten cevabı kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Ya da şöyle yapabilirsin arkadaşım. İkinci yol arkadaşım. Dikkat et. Şimdi bizim F noktası kaça kaç? F noktası hocam normalde eksen üzerinde 2. Iki. Şurası 2'ye 0 noktası değil mi? Evet. Şimdi burası 2'ye 0 noktası. Bana diyor ki y eksenini 4 birim sola. Bak normalde nokta buradaysa y eksenini sen 4 birim sola atarsan y eksenini 4 birim sola atarsan noktamız sağa gitmiş gibi olmuyor mu? Evet. Çünkü eksenden uzaklaşıyor. Noktayı 4 birim sağa öteleyeceksin. Yani apsine 4 ekleyeceksin. Sonra 3 birim x ekseninde 3 birim yukarı ötelersen yukarı ötelersen bak eksene yaklaşıyor. Yani noktayı aşağı indirmiş gibi oluyorsun. Noktayı aşağı indirdiğin için de o zaman 3 birim yukarı ötelemek noktayı 3 birim aşağı ötelemek anlamına geliyor. Yani ordinatından da 3 çıkartırsın. O zaman noktamız direkt ne yapıyor? 6'ya eksi 3 yapıyor. 6'ya eksi 3 bak buradan da bu şekilde buluruz. Ve burada koordinatları toplamı isteniyor bizden. Cevap 3 yapar. Tamam ister nokta dönüşümünden yap bunu. istersen şekli, şekilde y eksenini buraya x eksenini de buraya taşı. Orjin belli. E o zaman f noktasında belli oluyor. Bu şekilde de yapabilirsin. Her türlü yapabilirsin. Tamamıyla sana kalmış dostum. Tamam. Evet örnek 5'i de A, B, C, D şıklarında bu şekilde bulmuş olduk. Yani E, 5, 0 ve 3 bulduk şıkları. E şıkları da şöyle göstereyim bari. Evet ayıp olmasın. Tamam. Hadi bakalım. Geldik şuraya. Şimdi aşağıdaki şekilde kenar uzunlukları 2 birim olan karelerden oluşan satranç tahtası verilmiştir. Ve bu tahtada koordinat eksenleri kırmızı renkle gösterilmiştir. X ekseni bu, Y ekseni bu. Satranç oyunda fil çapraz kareler boyunca istediği kadar ilerler. Yani fil buradaysa çapraz kareler boyunca. Şöyle hareket edebilir, böyle hareket edebilir. Buradan böyle, buradan da böyle hareket edebilir. Satrançı bilenler biliyor zaten bunu. Bilmeyenler için de bak tanımlamışım burada. E, ÖSYM de böyle satrançla ilgili bir soru sorarsa böyle bir tanım yapar. Hatta at L harfiyle böyle hareket eder diye böyle orada da şeyi de gösterirdi. Neyse satrançı bilenler bunu bilir. Neyse biz burada neyi anladık? Burada fil çapraz gidebiliyor. İstediği kadar, istediği kadar gidebiliyor. Buradan çapraz geldim buraya ya da çapraz geldim buraya ya da çapraz buraya ya da çapraz hop buraya 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 düşebiliyor arkadaşlar. Tamam. Satranç tahtasında A karesinde bulunan fil iki hamlede B karesine gittiğine göre birinci hamlede ulaştığı karenin köşe koordinatları nedir diye soruluyor. B'ye gideceğim arkadaş. Çapraz gideceğim ya. Hocam böyle çapraz gidip böyle çapraz devam edersen B'ye ulaşamam. Ondan sonra çapraz gidip bak çapraz gidip Şöyle gidersem B'ye şey yapamam. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Çapraz bu şekilde bu tarafa doğru gideceğimiz belli. Evet, bu tarafa doğru çapraz gideceğimiz belli. E hocam B'ye de B'ye de ulaşması için çapraz şöyle gitmemesi lazım. Nasıl gitmesi lazım? Bu şekilde gitmesi lazım. Aha da böyle. O zaman bizim ilk hamlede çapraz hop şöyle gelip sonra buraya gitmesi lazım, değil mi? Film B'ye gitmesi için. Evet çapraz böyle geldi birinci hamlede. ikinci hamlede de buraya geldi. İşte bizden ne isteniyor arkadaşlar? Birinci hamlede buraya ikinci hamlede buraya geldi ya. Burada birinci hamledeki yerin karenin ulaştığı noktanın köşe koordinatları nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. İşte burada köşe koordinatları soruluyor. Ve bu arada her bir karenin kenar uzunluğu kaç birimdi? İkişer birimdi. İki birim iki birim. E hocam buradaki nokta belli. Dört birim solda. Yani eksi dörde. Yani burası da iki birim iki birim. İki birim yukarıda. Eksi dörde iki yaptı burası. E burası da eksi 4'e 4 yaptı. Eksi 4'e 4 yaptı. Sonra burası eksi 2'ye 2 yaptı. Burası da kaç yaptı arkadaşlar? Burası da eksi 2'ye 4 yaptı mı? Yaptı. İşte bize ilk hamlede ulaştığı karenin köşe koordinatlarının toplamı isteniyor. Yani eksi 4'e eksi 2 artı 2 pardon. Eksi 4'e artı 2 artı eksi 4'e artı 4. Eksi 4'e artı 4. Sonra eksi 2'ye 4. Sonra eksi 2'ye 2. Iki. Eksi 2'ye 2. Iki. Artı 2. Şunlar gitti mi gitti. Bunlar gitti mi gitti. Bunlar gitti mi gitti. Bunlar da gitti mi gitti. Aa ne oldu? Sıfır yaptı. İşte buradaki köşedeki koordinatlar toplam isteniyor. Bu da çok mantıklı ve sınavda çıkabilecek bir soru arkadaşlar. Hatta bu şekilde soru soracaksa atı böyle karıştırmaz. Ee, çünkü at L'ye gidiyor. L biraz kafanızı karıştırabilir arkadaşlar. Ya da ne bileyim veziri karıştırmaz. Vezir işte düz de gidiyor böyle çapraz da gidiyor ya. Yani sorabileceği en mantıklı hareket şu fil olacaktır arkadaşlar. Bak iki hamlede de B'ye gitmesini de çok güzel düşündüren tam sınav ayarında mükemmel bir soru. O yüzden buraya şöyle bir yıldız at. Tamam mı? Gerçekten güzel bir soru. Evet şimdi geldik nereye? Bölgelere. Bölgelerde de işlemler yapacağız arkadaşlar. Bölgelerde peki nasıl işlemler yapacağız? Ya bölgelerde hocam belli. Buradaki değerlerin ne olduğunu biliyoruz. Artı 1 artı 2 diye gidiyor. Burası da artı 1 artı 2 diye gidiyor. Şurası eksi 1 eksi 2 diye gidiyor. Burası da eksi 1 eksi 2 diye gidiyor. Bunları ezberlemene gerek yok. Zaten trigonometride de kullanıyorsun. Ezberlemeden analitik düzlemle kendin kafada da yorumlayabilirsin. Ya hocam birinci bölge artıya artı. Niye? Birinci bölgede bir nokta seçtiğin zaman hocam artıya artı oluyor. Bitti. Artıya artı artı. İkinci bölgeye geldiğin zaman ikinci bölgede absis negatif sayıya denk geliyor. Ordinat bak pozitife denk geliyor. Eksiye artı olur. Üçüncü bölgede eksiye eksi oluyor bak. Dördüncü bölgede de ne oluyor? Hocam absisimiz hop artıya ordinatımızda bak aşağı tarafa eksiye denk geliyor. Yani artı eksi olur. Evet işaretleri bu şekilde kendimiz sayı doğrusundan belirleyebiliriz zaten. Ya da şu şekilde burası artı artıya artı artıya, artıya. Hocam bu ne demek? X büyük sıfır y büyük sıfır demek. Bu ne demek? X küçük sıfır y büyük sıfır demek. Bu her ikisi de negatif x küçük 0 y küçük 0 demek. Burada da hocam apsimiz büyük 0 ya x büyük 0 y küçük 0 demektir. A hocam bak bölgelerde olması için birinci bölgede olması için büyük 0 büyük 0. İkinci bölgede küçük 0 büyük 0. Burada küçük küçük. Burada da büyük küçük şeklinde oldu mu? Oldu. A küçük eşitlik büyük eşitlik var mı? Yok. Dikkat et eşitlik yok burada. Eşitlik olunca ne oluyor? Hadi bakalım onu göstereyim. O da Hangi bölgede oluyor mesela? Hocam burası birinci bölge, burası ikinci bölge, burası üçüncü bölge, burası dördüncü bölge. Hadi bakayım burası nerede? Hocam hem birinci bölgede hem dördüncü bölgede mi? Değil. Bu x ekseni üzerindedir. Özel bir adı vardır. Bak herhangi bir bölgeye düşmüyor. O zaman ne diyeceğiz? Buradaki bir nokta hocam x 80 üzerindeyse bu nokta. Bu nokta herhangi bir bölgede değildir. X 80 üzerindedir. X ekseni üzerindeki bir noktada ne oluyordu? Ordinatı sıfır oluyordu. Ya da bu y ekseni üzerinde bir noktadır. Burada da apsisi sıfır oluyor. Bu dediğimiz gibi eksen üzerindeki noktalar herhangi bir bölgede değildir. O yüzden büyük sıfır küçük sıfır şeklinde söylüyoruz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hadi bakalım şimdi şuraya gelelim. Örneklere bakalım. Örneklere bakacak olursak daha noktası analitik düzlemde x ekseni üzerinde bir nokta. x ekseni üzerinde bir noktaysa şöyle analitik düzlemde göstereyim. Hocam burası x'e sıfır gibi bir nokta olacak. Yani ordinatının ne olması lazım? Hocam ordinatının 0 olması lazım. Bu 0 olacak. 3n-12 eşittir 0 ise 3n eşittir 12'den eni buradan 4 buluruz. n yerine 4 yazdığımızda 1-8 eksi mi yapıyor burası? 1-8 yapıyor. Yani burası ne yaptı? Eksi 7 yaptı. Eksi 7'ye 0 noktası yaptı. A noktasının orijinal olan uzaklığı isteniyor. E o zaman A noktası eksi 7'ye 0 burası değil mi? Orijinal olan uzaklığı şurası değil midir? Yani burası da kaç birimdir? Mutlak değerce eksi 7'dir değil mi arkadaşlar? Yani Cevap 7 yapar. Geldik 8'e. Koordinat düzleminde. Bu 4. bölgede. Hemen 4. bölge. Ezber yok. Bak şimdi. 4. bölgeye bakıyorum. Hocam 4. bölge burası. 4. bölgede bir nokta seçtim. Bu artıya denk geldi. Artıya bu da eksiye denk geldi. Eksi şeklinde olacak. Yani büyük sıfır küçük sıfır şeklinde olacak. Yani bu artı bu da eksi olacak. Peki hocam x çarpı y pozitifse her ikisi de pozitif ya da her ikisi de negatif olabilir. Şu an bilmiyorum. Şurası x üzeri 6'ya burası da y şeklinde ya. Hocam x üzeri 6 çarpı y negatif bir sayıymış arkadaşım. Bak 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 bak. bu negatifmiş. Hocam bu daima pozitif değil mi? Evet çünkü üzeri çift. Üzeri çift olduğu zaman daima pozitiftir. E, bu daima pozitifse o zaman y'nin ne olması lazım? Negatif olması lazım. O zaman biz y'yi <laughs> negatif bulduk arkadaşlar. E o zaman y negatifse buraya geldik. Hocam y negatifse şu x'in çarpımının pozitif yapması için x'in de negatif olması lazım. Yani biz x'i de negatif bulduk y'yi de negatif bulduk arkadaşım. Geldik buraya. Bu nokta hangi bölgededir diye soruluyor. Y negatif ya. Eksili x'in çarpımı ne yapıyor? Artı yapıyor. X de negatif ya. Eksinin tek de eksi mi yapar? Evet. Yani ben artıya eksiye arayacağım şimdi. Dikkat. Artı dediğimiz burası. Ordinatta da eksi dediğimiz burası. O zaman artıya eksi nereye düşüyor? Bak artıya eksi. Kaçıncı bölgeye düştü? Dördüncü bölgeye düştü. O zaman cevap dördüncü bölge oldu arkadaşlar. Ya da dördüncü bölge diye şöyle yazalım mı yazalım. Evet örnek 8'i dördüncü bölge bulduk. Geldik örnek 9'a. Güzel bir soru ve şöyle bir kendimi büyüteyim. Şu soruyu kendin bir yapar mısın dostum? Bakalım ne bulacaksın? Tabi cevap anahtarına şöyle bir bakmadan yap. Cevap ana Aa yanlış mı yoksa cevap anahtar? Allah. ya. Bilmiyorum yanlış mı değil mi? Çok emin değilim ama dur bakalım. Tüh ya. Galiba yanlış ya. Bakalım. Yanlış değil. Değil olabilir. Arkadaş öncelikle sen bir yap. Ya şuradaki cevap anahtarına bakma. Tamam. Cevap anahtarında bu sene yazınca da böyle artistlikler yapamıyoruz. Neyse. Şu soruya sen bir yap. Bakalım matematiğin ne kadar kuvvetli. Onu da bir görelim. Tamam mı? Ve şuna dikkat et. Kesinlikle ifadesi. Matematikte kesinlikle deyince neye dikkat ediyorsun? Bakalım. Yani bu bu durumda biraz matematik bilgin olacak. Neyse. Örnek 9. Ben başlıyorum. Haydi bakalım bir çözüme başlayayım ben. Şimdi x virgül y noktası analitik düzlemde ikinci bölgede. İkinci bölgede ya hocam ikinci bölge burası. E burası absisi nereye denk geliyor? Hop negatif bir sayıya denk geliyor. Ordinatların nereye denk geliyor? Pozitif bir sayıya denk geliyor. Yani eksi y artı. Tamam x'i eksi bulduk. Y'si de artı. Şimdi kesinlikle analitik düzlemin dördüncü bölgesindedir diye soruluyor. Arkadaşlar şu x'in eksi olduğunu dördüncü bölgesi için neyi arıyorum? Dördüncü bölgede de hocam bu artı bu eksi yapacak. Artıya eksi arayacağım. Tamam. Hocam burası eksi. Y de artı mı? Artı. A ne oldu? Bir. Kesinlikle doğru. Hiç tartışmaya falan açık değil. E hocam kesinlikle evet kesinlikle doğrudur arkadaşlar. X negatif bir sayı. Y de pozitif bir sayı. E doğru. E artı eksi yazdık. Tamam. Bizden de o isteniyor. Bir doğru. İkiye bakalım. Hocam 3 eksi x'e şimdi x negatif bir sayı mı? Negatif bir sayı x negatif bir sayı olduğu için eksi ile x'in çarpımı ne yapar? Artı yapar. Yani burası komple artı yaptı. Hocam y de pozitif bir sayı olduğu için 2 ile topladığımız zaman ne olacak? Burası da artı yapacak. Ee, burası da artı yapacak. Doğru mu? Doğru. E, o zaman bu artıya artı yaptı. Bu yanlış oldu arkadaşlar. Kesinlikle yanlış. Çünkü y pozitif. Pozitif bir sayı ile 2'yi topladığımız zaman kesinlikle pozitif yapıyor. Burası artıya artı oldu. Olmadı. Buraya geldik. x kare. Hocam x negatif bir sayı olduğu için Eksinin karesi çift kuvveti artı mı yapar? Evet artı yapar. Şurası artı oldu. Hocam y pozitif bir sayıydı. Eksiyle çarptık. Eksi y yaptı. Evet artı y eksi yaptı burası arkadaşlar. Biz de artı y eksi arıyorduk zaten. Bu da doğru. Şuraya bakalım. X eksi 1'in karesi. Hocam içerisi ne olursa olsun. Bu ne olursa olsun. Çift kuvveti olduğu için karesi olduğu için daima mı daima pozitif mi? Evet pozitif ve negatif oldu. A artı eksi oldu. Bu da doğru gibi oldu. Şuraya gelelim. Buraya geldiğimiz zaman da hocam bu kesinlikle içerisinde ne olursa olsun pozitif dedin. Bu da negatif. Evet artı eksi. Bu da doğru. E, cevap 1, 3, 4, 5. Allah Allah. Cevap anahtarı da 1, 3, 4 demiş. E ne yapacağız şimdi? Oy, oy. Şimdi kesinlikle dikkat. Kesinlikle dikkat. Kesinlikle sorularında biz neye dikkat ederiz arkadaşlar? Özel bölge arıyorsak ne olmaması lazım? Eksen üzerinde olmaması lazım kardeşim. E hocam ben burada bak bir şeyin parantez karesi. Bunu sıfır yapan bir değer yazsam. X'in ne olması lazım? 1 olması lazım. Aa X yerine 1 yazdığımda bu sıfıra eksi 5 yapıyor. Eksen üzerinde oluyor olmaz. Ama zaten X negatif bir sayıydı. 1 yazamam zaten. Herhangi bir sıkıntı yok. Sadece 1 yazdığımda burası sıfır yapıyordu. Ama bir de z yazamayacağıma göre bu kesinlikle doğrudur. Evet bunda sıkıntı yok. Burada arkadaşlar Burası 0 olabilir mi? Evet. X yerine ben eksi 3 yazdığım zaman burası ne yapıyor? 0 yapıyor. 0 ne oldu? Eksen üzerinde oldu. Çünkü 0 eksi 2. Y eksen üzerinde oldu. E y eksen üzerindeki bir sayı herhangi bir bölgededir diyebilir miyiz? Hayır diyemeyiz. Sen burada ne dedin? Hocam çift kuvvet olduğu için. Bu çift kuvvet olduğu için. Burası artıdır dedin. Ama bak 0 olma durumu var. İşte burada analitik düzlemde Herhangi bir bölgede hatta kesinlikle herhangi bir bölgede diye soruyorsa eksen üzerinde olup olmama durumunda ince eminemini tavsiye ediyoruz. Tamam mı? Burada x yerine 3 zaten x negatif bir sayıydı. Doğru. Eksi 3 yazılabilir. Eksi 3 yazdığımızda 0-2 eksen üzerinde oluyor. Yani bu kesinlikle yanlış oluyor arkadaşlar. O yüzden cevap 1, 3 ve 4 oluyor. Hocam diğerlerinde eksen üzerine bakmadık. 0 zaten 0 olamaz x ve y. Hocam burada x yerine 3 yazamam zaten. Zaten bu olmuyordu. Hocam burada da 0 yazamam zaten. Çünkü x negatif bir sayı, y de pozitif bir sayı olduğu için. Diğerlerinde de 0'ı kontrol edelim değil mi? Evet cevap 1, 3, 4. Tamam. Niye dikkat edeceğini anladın ama değil mi? Dikkat et buna. Bak ÖSYM'de sorar. Sorar mı sorar. Eksen üzerinde ve kesinlikle cümlesinde sorar. Aynı zamanda bunu ne zaman sorar biliyor musun? Matematikte böyle bir soru sormadığı zaman sorar. Matematikte bu kazanımı ölçmediği zaman gelip analitik geometriyle birlikte sana bu soruyu sorabilir. Ya da direkt matematiğin içerisinde bile sorabilir bunu. Sen analitik geometri sorusu gibi duruyor ama matematik içerisinde bile bu soru karşına gelebilir dostum. Evet örnek 9. 1, 3, 4 geldi. Geldik örnek 10'a. Şimdi iki nokta verilmiş. Noktaları koordinat düzlemde A yine bölgede olduğuna göre. Ya hocam bu A apsinin artı olduğunu biliyorum. E, o zaman buranın da apsisi kesinlikle artı olmak zorunda. Şuraya baktığım zaman bunun hangi bölgede olduğunu bilmiyorum. Artı eksi olduğunu bilmiyorum. Ama şuraya baktığım zaman da Hocam buranın da ordinatı eksi o zaman burası da eksi olacak. A ne çıktı burada? 3M eksi 12 küçük 0 olmak zorunda. Aynı bölgedeyse artı eksi bu da artı eksi. Yani 3M küçüktür 12 oldu. M küçüktür 4 oldu burada. Şuraya baktığım zaman da M artı 5 büyük 0. M de büyüktür eksi 5 geldi. Her ikisini düşünecek olursam M'i aralığı alayım. Eksi 5'ten büyük 4'ten küçük. Yani eksi 5 ile 4 arasında oldu. M'nin alabileceği kaç farklı tam sayı değer vardır. Hocam sayalım. Eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 değerlerini alır. Yani buradan 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane değer alır deriz arkadaşlar. Kaç taneymiş? 8 tane. Ya da ne yaparsın? Büyükten küçüğü çıkartırsın bir de 1 çıkartırsın. 4 eksi eksi 5 4 artı 5 yapıyor. 9 eksi 1 8. O şekilde de zaten analitik geometride öğrenmiştik. Kaç tane değer olduğunu o şekilde de buluyorduk. Değil mi gençler? Unutmadınız. Büyükten küçüğü çıkart bir de bir çıkar şeklinde buluyorduk. Evet güzel bir soru 10. soru cevap 8 yaptı geldik 11'e. A noktası analitik düzlemin 4. bölgesinde olduğuna göre A'nın alabileceği tam sayı değerleri toplamını bulunuz diyor bize. Şimdi 4. bölgede ezber yok kardeşim 4. bölge neresi işte tam olarak burası. E 4. bölgede hop şöyle hop şöyle yani artıya eksi değil mi burası evet artı eksi. Hocam burası artı burası eksi yani A artı 3 büyük 0 olacak. 3A eksi 15 de küçük 0 olacak. Buradan a büyüktür eksi 3. Buradan da 3 a küçüktür 15'ten a küçüktür 5 olur mu? Olur. E o zaman a değeri ne oluyor burada? Top eksi 3'ten büyük 5'ten küçük. Eksi 3 ile 5 arasında eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 ve 4 değerlerini alır. Bunların toplamı isteniyor bizden. Şuraya kadar toplam gitti. E, 3 ile 4'ün toplamı da kaç yapıyor o zaman? 7 yapıyor. Yani örnek 11'i 7 bulduk ve geldik örnek 12'ye. Şimdi analitik düzlemde bir nokta verilmiş. Arkadaşlar analitik düzlemde bir nokta verilmişse ya da isteniyorsa eksenlere olan uzaklarını kullanacağız. Ya da eksenlere olan uzaklarını bulacağız. E burada bir nokta verilmiş bir verilmiş. Şurası da eksi 5'e 0 verilmiş. Yani sen buradaki uzunun kaç olduğunu biliyorsun. 5 olduğunu biliyorsun. Hocam buradaki noktayı nasıl kullanacağız? Eksenlere olan uzakları şu ve şu. Şunu her zaman çizmeyeceğiz. Buradaki uzunluk belli zaten. Burada da çizmeyelim. Hocam burası eksi 3 yap. Bak şimdi. Burası eksi 3 noktası olduğuna göre şuradaki uzunluk kaç yapar? 3. Buradaki uzunluk kaç yaptı? 2. Hocam burası da ordinatta da 4'e denk geliyor. Yani buradaki uzunlukta 4 yaptı. E şuraya da bir A diyecek olursam. Burada ne çıktı? Hop hocam. Aslında şurası da nedir? Diktir. Dik uzaklığa bakıyorum. Dikten dik çizildi. Yani eski bilgiler üçgen bilgileri yine burada karşımıza çıkıyor. E dikten dik çizilmiş. Öklit. Uygulayalım. 4'ün karesi 2 çarpı 3 artı a. 4'ün karesi 2 çarpı 3 artı a yapar. 16 bölü 2'den 8 eşittir 3 artı a'dan a'yı da kaç buluruz? 5 buluruz. A 5 ise c noktasının koordinatlarını bulunuz diyor. Hocam 5 birim sağda 5'e y x 80 üzerinde olduğu için ordinatta ne olmak zorunda? 0 olmak zorunda. Evet örnek 12 5'e 0 oldu. Ve 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 burada bir mola verelim isterseniz. Bu yani ilk baştaki kısmı tam olarak bitiremedik. Tanım ve böyle düzlemde şey analitik düzlemde bölgeleri tam olarak bitiremeyiz. Çünkü baya bir uzuyor arkadaşlar. Devamını bir sonraki videoda yapalım isterseniz. O zaman sonraki videoda bunun devamında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.